Merhaba arkadaşlar, ben Eray. Bugün sizlerle beraber OSM günlük maçlar serimizin 8. bölümündeyiz. Bugün sizlerle beraber yine Tottenham Hotspur'la Leicester City ve Lazio takımlarımızla toplam 3 maç birden yapacağız ve Tottenham maçıyla başlıyoruz. Ve Burnley dakika 1 güzel bir frikik noktasıymış. Evet, golü yedik. Stefan 1-0 geride başlıyoruz. Çok hızlı başladık bölüme. Bölümle ilerlerken kanalıma abone olup bana destek olursanız bu yolda çok sevinirim gerçekten. Sadece abone olmanız ve bir tane tık, iki tık yapmanız, yani bir abone olacaksınız, bir de like atacaksınız videoya. Başka bir şey istemiyorum. Desteklerinizi şimdiden yaptığınızı düşünüyorum. O yüzden teşekkür ettim. Şurada sağ üstte çıkan i butonundan da bir önceki OSM günlük maçları serimizin diğer bölümlerine de bakabilirsiniz. Bu arada anlatırken biz Immobile dakika 7'de 1-1'e yakaladık. Arkasından 2 şut birden yedik ki dakika 20 Risco kaçırdı. Dakika 22 gol geldi. Lewandowski. Orta Stefans'ın üzerine frikikten atan Stefans. Bakalım bir de röveşatadan bize atabilecek mi? Attı. Stephens. İnanılmaz. 2-2 Burnley'den 2 gol birden yedik. Yani böyle bir şey beklemiyordum tabii ki. Maçı kazanırız büyük bir ihtimalle ama 2 gol yemek birden Burnley'den o birazcık kötü. Hazır gol yemeden çok iyi bir şekilde seri yakalamıştık. Ki Burnley şu an inanılmaz oynuyor ilk yarıda. Benim tahminimce maç istatistikleri olsun diye böyle oynatıyor oyun. İkinci yarıda 5 gole falan gidebiliriz yaklaşık olarak. İlk yarıda bu böyle sonuçlanmayacaktır. Diğerken Immobile dakika 35. Kendisinin iki takımın üçüncü golünü attı. Lewandowski dakika 37. Uzaklardan bir şut. Kaçırdı. İlk yarıda 3-2. Belki 4 olur, olmazsa ikinci yarıda hemen 5-2'lik en kötü 5 gol atacağımızı düşünüyorum bu maçta. İnanılmaz şeyler olabilir ikinci yarıda. Çok süper bir maç geçiyor. Devam reklamlardan. İkinci yarıya başladık. Immobile tarafından güzel bir pas. Bu sefer Foden roller değiştiği golde tam tersi yapmışlardı. Foden kaçırdı. Golle Foden asist yapıp Immobile atmıştı. Bu sefer Immobile asist yapacakken Foden topu alana gönderemedi ve olmadı. 3-2'lik üstünlüğümüz vardı. Burnley İlk yarıda fena bir oyun çıkarmadı ki ikinci yarıda Burnley'nin şutu yok. Bizim de sadece iki hatamız var ve yeni transferimiz Mario Fernandes. Bekten çıktı, attı golünü. Mario Fernandes asist. Aşrefa Hakimi'nin ikinci asisti. Orta sahalarımız maçta gayet iyi performanslarla gidiyor ve 4-2'lik güzel bir galibiyet ama gereksiz bir iki gol yediğimizi düşünüyorum. Lewandowski frikikten atmış bu arada. Onu dikkat edemedik. Ya. Evet, 4-2'lik güzel bir galibiyet aldık. Şöyle ilerleyelim. Bir önceki bölümde maçların skorlarını göstermemiş olabilirim belki. Ve yarın inanılmaz bir maç gelecek ama işte sıkıntı da orada. Ben yarın köye gideceğimden dolayı maçları bütün gündemi bütün salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri büyük bir ihtimalle video atamayabilirim internetten dolayı, köye gideceğimden dolayı. Maçları bütün hepsini bir videoya mı sıkıştırayım yoksa yine gün gün çekip sizlere atayım mı ilerleyen zamanlarda? O zaman çok karışık olacak. Ben hepsini bir video çekerim. Hem tarih karışmasın. Evet. 84-80-77 Chelsea Arsenal Lille arkamızdan geliyorlar. Önemli bir maç ki Chelsea'nin göstermek üzere ilk defa izliyorsanız şuradan bir göstereyim. Ya buradan değil ama olsun. Liverpool Manchester 6-0 yenmiş. Leicester United 4-0. Everton 3-1. Leicester 1-1. Arsenal 3-1 yenmiş. Wolverhampton'ı. Crystal Palace 2-1 yenmiş. City 2-2. Fulham 2-2. Chelsea ve West Bromwich'i deplasmanda 3-1-0 yenerek normal bir şekilde geliyorlar. Yani Chelsea 3. sırada ama nasıl 3. sırada? Şöyle kadro değerine bir geldiğimizde 1 milyar 75 bin kadro değeriyle 20 Birinci sıralar 51 kadro ortalaması var. Arsenal 47, bizim 40. Bu maçta antrenman kampına gitmek zorundayım. Antrenman kampına gideceğim büyük bir ihtimalle deplasmanda. Çok zorlu bir maç olacak açıkçası bizim adımıza. Bir sürpriz çıkarabiliriz antrenman kampı yapıp. Buradaki sponsorlarımıza
Hadi sizinle beraber gelmişken şuradan şunu seçeyim. Bunlar diğerlerini ben ayarlarım. Bu arada kadro denik insanlar dedik gördüğümüz bilmiyorum. Evet bir sonraki yani bir sonraki bölüm değil. Bir sonraki bölüm zaten büyük bir ihtimalle Cuma gününe gelecektir. Cuma günü bütün maçlar yayınlanacak. 3 gün birden. Evet, Cuma büyük ihtimalle hani Cuma günü bu dolu dolu bir bölüm izleyeceksiniz. Ben bunları kaydedeceğim ama ses yok. Arkaya müzik koyacağım. İsterseniz izlersiniz, isterseniz izlemezsiniz. Sizlere kalmış. Bir zorlamayacağım çünkü anlatmayacağım dediğim gibi spikersiz anlatım stili olacaktır. Evet, Leicester maçına geldi biz konuşurken Jamie vardı, Drogba, Mbappe'miz bu arada yine cezalı. Son maçı bu. Drogba vurdu dışarı. Dakika 2 vardı, dakika 4 Drogba kaleci kalesinde devleşti. Nakamba müthiş bir oynadı. Davis gidiyor gole. Davis kaçırdı. Bu arada kısa bir hatırlatma yapayım. Eğer videoda hoşunuza gittiyse videoya like atmayı unutmayın ve bana abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum diyorum. Kanalımızda bir FM serisi var. FM21 mobilde Fenerbahçe kariyeri yapıyoruz. Gerçekten çok zevkli oluyor. Yani izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet. İlk 10 dakikada 4 atak var. Gerçekten bol pozisyonun bir başlangıç olduğu Leicester Aston Villa maçı. Otomani diye adresi bir orta. Bir tık yedek kadroya çıktık. Oyuncularımız yorgundu. Frankie de Jong vurdu. Dakika 13. Gol geldi ama var olur mu sence? Şey bence olmadı. Cuadrado sağ bekten güzel bir pas. Ceza sahasında vardı. Vardı köşeye vurur. Golünü atar mı? Atamadı. Jamie Vardy. Güzel denedi ama kaleci hayatının kurtarışını yaptı. Diabala tarafından güzel ve mükemmel bir pas ki ikisi aynı. Cuadrado kaleci ile karşı karşıya. Cuadrado bunu kaçırdı. Cuadrado direğin yanından direkt dışarı vurdu. Oli Watkins topu Nakamba'dan alıyor ve göğsüne şut atıyor. Oli Watkins. Dakika 28. Bir fırsat kaçtı Aston Villa adına. Kalecimiz Kares'te devleşmiş. Jamie Vardy topu önünde buldu. Jamie Vardy 2-0 yapabilecek mi? Dakika 31. Jamie Vardy atamadı. Yine bir kaçan fırsat bizim adımıza. Dışarı mı? Yok. Kaleci kurtarmış. Tehlikeli bir korner olabilir. Davis kaçırdı. Davis. Otamendi tarafından mükemmel bir pas. Modric kaleciliğe karşı karşıya. Modric kaçırdı. Kaçırdı. Kaleci inanılmaz bir kurtarış olmalı. Modric çözülmüş olmalı. O Black sakatlandı. Allah'tan Szczęsny yedekleri almıştık. Szczęsny girdi kaleye. Yani arada yedekleri kontrol etmiyorum. Antrenmanların alt çıkar yaparken o ara kalabiliyor. İyi ki almışız. Szczęsny'miz yedek kalede. Oblak'ımız çok sıkıntı. Reklamlardan ikinci yer başladı. Evet ilk 20 dakikanın sonunda ilk atak geldi ikinci yarıda ve Jamie Vardy'den geldi yanlış görmediysem. Ve Jamie Vardy harika bir gol. Bu golü her zaman göremezsiniz dedi. Diyelim. Cash girdi oyuna. Tyler Mings çıktı. Nakamba güzel bir pas. Gulbert kaleci ile karşı karşıya. Szczęsny güvenimiz sonsuz. Aferin. Belki de dışarı vurdu bilmiyorum. Direkten dönmüş. Aman Allah'ım. Drogba'dan arka arkaya kaçan fırsatlar. Gaya'dan güzel bir orta. Mükemmel bir orta hatta. Bir saniye. Röveşata'ya kalkan bir oyuncu. Onun adı Jamie vardı. Ama bu golü ağlara gönderemedi çünkü kaleci yine inanılmaz bir kurtarış oynadı. O kurtarış yaptı gerçekten. Kaleci Aston Villa ayakta tutan oyuncu diyebiliriz. Korner, Lansbury güzel bir orta. Şöyle, güzel bir orta. Lansbury kaçırdı. Direğin hemen üstünden dışarı çıkmış. Ve Leicester City ile de 2-0'la güzel bir galibiyet elde ediyoruz. Güzel bir pozisyon. İkinci yarıda daha zevksiz bir oyun geçti açıkçası. İlk yarıda biraz daha iyi biri olan, daha iyi olan bir maçtı. İkinci yarısı yok denilecek kadar az da bir golümüz vardı. Onun dışında da Jamie Vardy'nin birkaç bir hata bir tane galiba etkili vardı.
Evet, 6. sıradaki yerimizi korumuşuz ama yukarı çıkamadık diyeceğim ama önümüzdeki 48 Arsenal, Chelsea, Liverpool 47-47 bunlar bizim çok işimize gelecek. Çünkü kaybettikleri takdirde Arsenal'ı geçemiyoruz ama Chelsea ve Liverpool'u altımıza alacağız. Tabii biz kazanıp onların kaybetmesi lazım ve arkamızdan da Newcastle United geliyor. Menajer listesinde 3. sıradayız ve Newcastle'ın Mert Kuşku'yu şu an takip ediyoruz ve yapışmış durumdayız ama bizim de arkamızda Everton ve Arsenal var. En golcü oyuncularda Jamie Vardy belki girmiş diyeceğim ama maalesef ki girememiş. Kadro değerine bakalım hemen sizlere beraber. Bu aralar Leicester City'de bayağı suskunuz. Gerçekten transfer yapamıyoruz. Farkı da iyice açıyorlar. 55-60 milyona kadar çıkmış önümüzdekiler. Arkadan da Manchester United geliyor. Bizi geçmeye çok yakın ki ortalama değerde Manchester'ın bir tık altındayız. Chelsea buralarda 413 milyonla. Evet, burada da skorlar böyle ama skorlara bakalım. Evet, skorlar demişken sonuçlar video kaydı devam ediyor güzel. Çünkü sürpriz skorlar var ki Chelsea 4-0 kazanmış ama ha, geçmiş Liverpool puan kaybetmiş. Bu arada Newcastle United Manchester 3-0'la geçmiş. Manchester City Brighton'ı yenmiş 3-0. Chelsea 4-0'la Wolverhampton'ı yenmiş. Burnley deplasmanda West Ham United'a 6-1'lik bir skor. Onun dışında 1-0'lık bir Fulham galibiyeti. Arsenal kendi sahasında puan kaybetmemiş. 3 puanla 3 gol almış. Tottenham 2-0 yenmiş. Crystal Palace'ı Southampton sürpriz bir skoru var burada. 0-0 kalmış. Bunun neyine bakıyoruz? Hiçbir fikrim yok. O yüzden Liverpool aşağı düşmüş oldu. Bu bizim için iyi bir skor oldu. Yarın Sheffield'da maçımız var. Evet. Şimdi İtalya'ya gidiyoruz. Lazio'dayız. Bakalım Lazio'da rakibimiz Parma'ydı. Lazio bir tık erken oynandığı için orada yine unuttum kadroyu ayarlamayı. Umarım Parma'dan da sürpriz bir skor yapmaz büyük ihtimalle herhalde. Parma'yı da yenmemiz gerekiyor ama Fiorentina biliyorsunuz ki kadroyu ayarlamadığımız gün bizi 8-0 gibi bir skorla ezmet etmişlerdi. Ne olursa olsun 8-0'lık bir skor saçma yani kalede futbolcu oynamıyorsa şey yani. William Kroos, Milikosavic arka arkaya kaçıran kaçan fırsatlar ama Zaha kafa indirdi. Immobile kaçırdı. Immobile de kaçırdı. Direkten döndü. İnanılmaz bir vuruşun. Frikik Immobile topu başında. Hadi Immobile. Ciro Immobile. Ciro Immobile'den muhteşem bir şut. Daha iyisini yapamazdı. Mihaila kafa topu ilesi kafa ile topu sektiriyor. Şutu çeken oyuncuyu göremedim. Brunetta. Şanssız bir an kaleci topun dışarı çıkmasını seyretmiş. Demek ki dışarı vurmuş. Immobile harika bir şekilde topu kazandı. Carvajal için şut şansı. Carvajal atıyor. Immobile bir golün yanına bir de güzel bir asist yapıyor ve Carvajal'den çok da güzel bir gol. William sağ elini aldı uzaklardan denedi. C William. William attı. Nefis vurdu. Çok güzel bir gol. Kale çok uzak mesafe. Bir de Milikosavic deniyor. Arka arkaya gelen goller kaçırdı. 3 dakikada 2 dakikada 3 gol birden gelecekti az daha. Arka arkaya zaten bulduk golleri. İlk yarıda çok güzel bir oyun sergiledik. Gerçekten 3-0'lık muazzam bir oyunla ilerlemeye devam edelim. İkinci yarı başladı ve yine lanet olası bir penaltı kazanıyorum. Parma ve 3-1'i buluyor. Gol yemesek daha tatlı olurdu. Mihailia attı 3-1. Dakikalar ilerliyor. Yine bir Leicester City maçı gibi ikinci yarıda penaltı dışında bir şut denemesi yok. Evet, bizden tam 65. dakikada Immobile'den kaçan bir fırsat kaleci kurtarmış. Hızlı hücum Sparagotti uzak köşe vurarak kaleciye avlamak istiyor ama kaleci izin vermiyor. Çünkü direkten dönüyor. Alaba oyuna giriyor. Marcelo oyundan çıkıyor. Sarı kart William. William Borges. Carvajal bir golün yanına bir de asistle taçlandırabilecek mi bakalım. Wilfried Zaha. Wilfried Zaha kaçırdı.
Bir fırsat daha kaçırdık. Direğin hemen üstünden asfaltla dışarı çıktı. Ve maçın son düdüğü, son saniyesinde bittiğine göre Lazio güzel bir oyunla parmak arasında 3-1'lik galibiyetle alıyor. Parma'nın tek golü ise penaltıdan, zaten çok da etkili bir hata yoktu. Parma'nın maçta var mıydı yok muydu hiç görmedik bile. Bu skorla Lazio bakalım nerelere gelmişti. Bir göz attığımızda 8. sıradaki yerimizi korumaya devam etmişiz. Ama puan farkı azalmış ve burada bir Napoli var. 19 puanla Fiorentina'yla arka arkayız. Ama averaj bizden çok üstün. Çünkü bize 8 attılar. 8 yemesek biz şu an ligde sadece 7 gol yemiştik. Yani 7 golle çok iyi. 7 gol yemiştik. 2 tane atsak 27, 13 averaj. Adamların 16 averajı var. Oradan bir 16 veya neyse işte çok, onlara eksilere yakın bir averajları olacaktı. Ki Roma'yı da yakalamıştık, 22 puan averaj olarak da fena değiliz. Roma, Atalanta, Milan, Juventus, Napoli 25 puanda 3'er takım ve Inter Milan namol gidiyor. Ama bu hafta puan kaybı yaşamış ilk defa. En golcü oyunculara bakmaya gerek var çünkü Immobile'miz, Immobile'miz yokmuş, ilginç. Ben Immobile'miz olur dedim ama Immobile de yok. Messi olağanüstü insan dışı varlıklarla sergilemeye devam ediyor. 9 maçtaki 20 gole katkı. Kadro değerine baktığımızda birinci sıradaki yerimizi koruyoruz. Puan tablosu nazara geldi ilk haftalarda, yavaş yavaş toparlayıp biz buradan şampiyon olamazsak da ilk dörde rahat bir şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Rahat demeyelim ama ilk dörde gireceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet, sürpriz bir skor yok önümüzde gördüğümüz gibi. Onun dışında yarın Napoli ile güzel bir maç var. Tottenham'da Chelsea ile yarın inanılmaz maçlar olacak ki 3 gün boyunca, hatta 4 gün boyunca harika maçlara tanıklık edeceksiniz. Tabii ki hepsini izlersiniz. O sizlerin isteğine kalmış diyorum. Ve burada Osem'in günlük maçlar serimizin 8. bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video eğer hoşunuza gittiyse aşağıdan bir like atıp bana çok görmezseniz çok sevinirim ve kanalıma da abone olup destek olursanız yine çok sevinirim diyorum ve her zamanki gibi maskenizi takın, mesafenizi koruyun deyip videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.